Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Sizlere bu dersimizde mutlak değer konusunu anlatmaya çalışacağım. Bir sayının sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktasına olan uzaklığına mutlak değer denir. Yani sıfır başlangıç noktasıydı biliyorsunuz tam sayılarda. Bu başlangıç noktasına kaç adım uzaklıktaysa biz buna mutlak değer diyoruz. Kaç birim uzaklıktaysa. Bu sağ tarafta veya sol tarafta olması değiştirmez. Bir sayının mutlak değeri örneğin e, bu şekilde bakın kenarına iki tane çizgi koyarak örneğin eksi 8'in mutlak değeri bu şekilde gösterilir. Mutlak değerle işlem yaparken yani herhangi bir işlem yaparken sayı ilk önce mutlak değerin dışına çıkarılır. Mutlak değerin sonucu ya pozitiftir ya da sıfırdır. Yani mutlak değerin sonucu eksi olarak gösterilmez. Şimdi örneklerimizi yapalım. Mesela Artı 2 mutlak değer içerisinde gösterilmiş. Bunun sonucu yine artı 2 olarak dışarıya çıkar. Başına artı koymamıza gerek kalmayabilir. Normal 2 de yazabiliriz. Mesela eksi 7 sayısının mutlak değer içinden dışarıya çıkarken değeri 7 olur. Niye 7 oluyor? Çünkü eksi 7 mutlak değer içinde olduğuna göre neydi mutlak değerimiz? Sıfıra olan uzaklığını aslında biz burada göstermiş oluyoruz. Başlangıç noktasından 7 adım İleride olduğu için sol tarafta olduğu için onun e, mutlak değer dışına çıkarken ki sonucu artı 7 olarak dışarıya çıkar. Yani eksi sayılar dışarıya çıktığında hepsi artı olur. Kısacası bunu anlatmaya çalışıyorum. 0 mutlak değer içinde içindeyse yine dışarıya 0 olarak çıkar. Eksi, e, şuradaki işlemi yapalım isterseniz. Neydi kuralımız? İlk önce sayıları mutlak değer dışarına çıkarıyorduk. Eksi 15 dışarıya nasıl çıkar? Artı 15 olarak çıkar. Artı yine artı 15 dışarıya yine 15 olarak çıkar. Artı 15 artı 0. Buradaki işlemin sonucu 15 15 daha 30 0 daha 30 cevap 30 olur. Alıştırmalarımızı yapalım. Aşağıdaki mutlak değerli ifadelerin değerlerini bulalım. Eksi 9 mutlak değer içinde dışarıya çıkarken 9 olarak çıkar. Artı 9 olarak. 9 yine 9 olarak. Zaten artı değerde şu anda. Dışarıya zaten artı olarak çıkar. Eksi 24 24 olarak çıkar. Artı istersek başına koyabiliriz. Artı 27 yine artı 27 olarak çıkar. Eksi 259 259 olarak çıkar. Yani artı olarak çıkar. 99 da yine 99 olarak gösterilir. İkinci alıştırmamıza bakalım. Aşağıda istenen tam sayıları bulalım. Mutlak değeri 4 olan tam sayılar. Mutlak değeri 4 olan tam sayılar Şöyle iki tane gösterebiliriz. Eksi 4 ve yine mutlak değer içinde 4. Bu iki sayımızın mutlak değeri 4'tür. bu sorumuzun demek ki iki tane cevabı var. Mutlak değeri artı 17 olan tam sayılar kimdir bunlar? Eksi 17 var ve artı 17 var. Bu şekilde gösterebiliriz. Üçüncü sorumuzda da işlemlere bakalım. Mutlak değer içinde eksi 11 artı artı 6 eksi mutlak değer içinde eksi 5. İlk önce ne yapıyorduk? Mutlak değer dışına çıkarıyorduk sayılarımızı. Kenarda çıkaralım. 11 eksi 11 11 olarak çıkar artı olarak. 6 yine artı 6 zaten. Eksi e, buradaki eksi 5 de 5 olarak çıkar. Bu şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. 11 6 daha 17 eksi 5 ne oldu? Cevap 12 oldu. Şunu yapalım. 7 e, mutlak değer dışına 7 olarak artı olarak çıktı. Artı eksi 4, 4 olarak çıkıyor. Artı olarak. 0 da 0 olarak çıkıyor. Topluyoruz. 7, 11 daha, şey, 7, 4 daha 11 oldu. Eksi 38 38 olarak çıkar. Çarpı 0, 0 olarak çıktığı için 38 çarpı 0, 0 olur tabii ki. 0 yutan elemandır. Son olarak, bakın burada parantezli bir işlem var. İlk önce parantezin içindeki işlemi yapmamız lazım ama sayıları mutlak değer dışına çıkarmamız lazım. Eksi 14'ü 14 olarak artı olarak çıkarıyoruz. 6'yı da 6 olarak çıkarıyoruz. Çarpı eksi 5 de artı 5 olarak çıkıyor mutlak değer dışına. Şimdi yapalım. 14 6 daha 20 çarpı 5 diyoruz. O da eşittir. Cevabımız 100 oldu. Evet sevgili öğrenciler mutlak değer konumuz bu şekilde. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.